kasa yüz mavisi. Ama alt taraflarda, şu yan taraflarda kaç tane bağımsız? 14 branş var. 14 branş. Maşallah. Doğduğunda okçuluk, eskrim, squash. Evet. Zemin katta kickbox, jimnastik, taekwondo, judo, güreş. Evet. Voleybol, basketbol. Şimdi buradan giriliyor. Ama şeye falan soyunma odalar şeyin altında oluyor. Mesela şu gördüğünüz küçük binadan da sahaya çıkış oluyor. Ders çalışmalar için. Bunlar da bireysel spor alanları hepsi. Diğer branşlar. Bodrum'da tabi bayağı bir şey var. Bir ilçe, mükemmel bir ilçe. Tamam, Karatay küçük bir ilçe değil. Değil. Dolayısıyla şehir bazında nasıl Karatay'da? 476 metre. Büyük bir Bodrum var. 80 metre. Ama yarın ne olacak? Çok amaçlı yeni nesil bir spor tesisi inşaatında Karatay Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde incelemelerde bulunduk. Buranın temel atma törenine çok istememe, çok arzu etmeme rağmen katılamamıştım. Ancak iş kendini belli etmiş bir durumda gelip gezmek çok daha isabetli oldu. Bir kere daha ifade ediyorum, burası çok amaçlı yeni nesil bir spor alanı olarak, spor tesisi olarak spor tarihimizde yerini alacak. Nereden nereye diye klasik bir ifade kullanmak istemem ama tribün altlarındaki rutubetli salonlardan salon branşlarının, ferdi sporların böyle modern alanlara kavuşması, aynı komplike tesisinin içerisinde spor salonu, yüzme havuzu ve futbol alanı, diğer ferdi branşlara ait alanların oluyor olması hem bölgeye önemli bir sportif değer katacak hem de gençlerimizin daha iyi, daha olumlu şartlarda spor yapması adına önemli bir tesis ortaya çıkacak. Ben Karatay Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini, meclis üyelerini tebrik ediyorum. Şimdi toplumun motive edilmesi adına spor çok önemli. Ancak son dönemde artık gençlerimizin, çocuklarımızın spor yaparak kendilerini geliştirmesi, ekip ruhunu kazanması, kademe kademe, aşama aşama ülke yönetimine yürüyen süreçlerde takım oyunlarında ve ferdi olarak elde ettikleri moral motivasyonla daha iyi noktalara gideceğini anlayanlar kazanıyor ve böyle tesisler yapıyorlar. Bu açıdan da Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2028-2032 olimpiyatlarından başlamak üzere Karatay Belediye Sporumuzun ve Konya'mızın çocuklarının da önemli dereceler alacaklarını ümit ediyorum, görmek istiyorum. Yıllarca spor genel müdürlüğü yapmış, Türkiye'nin her köşesinde spora hizmet etmiş Sayın Konya Milletvekilimiz Mehmet Bey ile bugün Karatay Spor Merkezimizi ziyaret ediyoruz, inşaatımızı ziyaret ediyoruz. Federasyon temsilcilerimiz var, başkanlarımız var, il müdür yardımcımız var, ASKF başkanımız var. Bizim geleceğimiz gençlerimiz. Gençlerimize sahip çıkmanın en önemli yollarından biri de onlara spor yaptırmak diyoruz. Tabii biz eğitim alanında, spor alanında belediye olarak özellikle onların yanında olmaya, ailelerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu yatırımımız geleceğe dönük bir yatırım. Büyük bir yatırım. Karatay Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarından birisi. 14 branşta burada gençlerimiz spor yapacaklar. Uzun yıllar burası Konya'mıza, Karatay'ımıza, Türkiye'mize hizmet edecek. Buradan Konya Spor'un altyapısı, Türkiye Milli Takımı'nın ve olimpiyatların altyapısı gençler yetişecek inşallah. Ben Mehmet Baykan Vekilime çok teşekkür ediyorum bizi ziyaret ettiği için. Yine Federasyon Başkanımıza, yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, temsilcilerimize. İnşallah kısa süre içerisinde müteahhitimiz de burada tamamlayarak bunu gençlerimize armağan edeceğiz. Karatay Belediye'mizin yaptırdığı kompleksi görünce gelecekteki olimpiyatlara şampiyonların nasıl burada yetişebileceği umudum iyice doğdu. Hakikaten kendilerini tebrik ediyorum. Tam bir kompleks,
olimpik bir kompleks. İnşallah buradan gelecekte hem Konya'mızı hem ülkemizi temsil edecek çok güzel sporcular yetişir. Aynı zamanda halka da bir hizmet verecek. Bu girişimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte bitirdikten sonra biz de gelip bir antrenman yapma ihtimalimiz olur diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama normal bir aşırı yaptırmadan. Dört kişiden de çıkacağız.